Şimdi ben istiyorum ki Ali Bey, müsaade ederseniz şimdiye kadar hep önceden bahsettiklerimiz değil de hiç şimdiye kadar cinlerle ilgili bahsedilmemiş konulara girelim. Çünkü halk ana hatlarıyla bugün avam dediğimiz kesim dahi artık cinlerin kimlere musallat olduğunu, hangi şartlarda insanlara musallat olduğunu falan biliyor. Ama bunun neyle başladığını, yani insanlara başlangıç olarak hangi halturiyede insanlara musallat olduğunu ve nasıl yönlendirdiğini pek konuşmuyoruz. Yani sayısız program yaptık şimdiye kadar ama genelde hep aynı şeyleri, diğer televizyonlarda da aynı konuları konuştuk. Ya İstiyorum bir ki şey olarak geçelim yani Kur'an-ı ana Kerim'deki şey, hatlarıyla. ana hatlarıyla geçelim ki. Evet. Şimdi bu varlıklar tabii bizden bir üst boyutta oldukları için biz onları göremiyoruz ama onlar bizi görebiliyorlar ve fizyolojik yapıları bizden daha farklı. Evet. Dolayısıyla saniyede 300 bin, hani Einstein'ın bir kuramı var biliyorsunuz. Evet, Bir ışık hızı. madde saniyede 300 bin kilometre hızla Işık hızı. fırlatıldığı zaman dematerilize oluyor. Maddeden enerjiye dönüşebiliyor. Hız kestiği zaman da materialize oluyor. Bunlar da bu güce sahipler. Tabi Kur'an-ı Kerim'de dumansız ateş şeklinde ifade edilmiş. Yani duman olmayan bir ateş, yani ışınlardan ibaretler. Böyle bir enerjiye sahipler. Bizden bir üstün taraflar ama aramızda bir perde olduğu için onları göremiyoruz. Fakat bunları görmenin tabi yöntemleri de var. Mesela iki tane sure var ki onun ilk 9 ve diğer surenin de 3. ayetlerini tersten okuduğunuz zaman geliyorlar ve gözüküyorlar. Bir de bir madde var. Onu göz kapaklarına sürdüğünüz zaman tek yine bunları görme imkanı olabiliyor. Bunun dışında ise bir 40 günlük riyazatla, yani hayvansal gıda almadan sessiz bir yere geçip insanlarla hiçbir şekilde görüşmeden bir yere kapanarak çekilen bazı zikirler var. Onlarla yapılarak da görüşülebiliyor. Tabii biz bunu tabii pek açmıyoruz bu konuyu. Çünkü bizim burada hedefimiz Ama bunlara görmeleri değil, görmemeleri. şimdi görüştüğünüz İnsanların zaman görmeyi. bir de bunların karşısında Tabii. korkunuz da söz konusu olabilir. Yani Kesinlikle. sizin o şeyi kaldıramama yükünüz var değil mi? Yani esas o Kesinlikle. bir şeyde o tehlike şey yapmıştır. Yani dikkat çekilmiştir. Ben şöyle bir tehlikesini söyleyeyim. Benim hocam şu an İstanbul'u bir semtinde çöplükleri karıştırıyor. Ki ben inanın onun yanında bir hiçtim. Ya 4-5 saat ağzım açık hiç nefes almaksızın onu dinlediğimi hatırlarım. O kadar bilgi sahibi ve sizin semtte oturuyor. Dededen gelen bir ilim var. Tabii bir de Babası bu ve evet. dedesi de o Üsküdar'ın çok önemli bir caminin hocası. Yani kökten de gelen, bizim gibi sonradan falan bu işe girmiş değil. Yani ciddi olarak, ilim olarak da Evet. kökten ilim sahibi. Buna rağmen bunlara yakalandı ve şu an pejmürde bir vaziyette, yüzü göz saç sakalı birbirine karışmış vaziyette, salyalı bir vaziyette çöplükleri karıştırıyor. Bu Tabii. yani de akıl hastanesindeki deliler üzerinde söyleniyor bu. Bazı deliklerin bu Doğru. cin Çok çarpmasından güzel. tedavi olmamasından alakalıdır diye. Evet, şimdi zaten ondan dolayı rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songar hocamın psikiyatri, psikobiyoloji ve ruh hastalıkları kitabını aldım. Çünkü Evet. oradan da müsaade Tabii ederseniz tabii. bazı bölümler okuyacağım. Çünkü metafizik, parapsikoloji, psikoloji kavramı ile iç içe olan konular. Fakat arada ince bir nokta var sadece. Hani psikiyatrist arkadaşlar da bilir, deli ile dahi arasında ince bir nokta vardır diye, çok kolay bir Tabii geçiş o vardır bir. diye. Tabii ki bazı rahatsızlıklar psikolojik, bazıları da yani beyin hücrelerinin tıkanmasından oluşan rahatsızlıklar, bazıları ise direkt üç harflerin insan üzerindeki tahakkümü neticesinde, obsesyon neticesinde oluşmuş rahatsızlıklar. İşte bunları çok iyi teşhis etmek için metafizik ilmiyle uğraşan arkadaşların psikolojiyle, psikiyatriyle çok iyi bilmesi gerekiyor veya psikiyatrist arkadaşların metafizikle ilgilenmesi gerekiyor. Tabii şimdi bu pişmanlığı yaşayan var mı? Mesela psikanalizin babası dediğimiz Freud Konular çok bir meraklıdır yalnız o parapsikolojiye falan filan yani. meraklı, evet.
ama o merakı da Wolf Messing'le tanıştıktan sonra oluyor. Tabii o deneyi vardır onun. Bazı gösterilerinden sonra Wolf Messing'in... Einstein'e deneyi vardır biliyor musunuz? Zaten üçünün çok çalışması olmuş. Evet. Tabii Darwin, bunlar hepsi aynı ekolden geliyor. Tabii vakit olursa onların da neden bunların bir arada çalıştığını ve neyi hedeflediklerini de söylemek isterim. Wolf Messing'in bazı olağanüstü gösterilerinden sonra, ki biliyorsunuz kendisi önceki programda da konuşmuştuk, bir hatırlatalım izleyicilere. En son Stalin'in yanında 13 yıl Kremlin'de metafizik çalışmaları yaptı. Wolf Messing'in